Dikkatli olmalıyız. 5 milyonun sevdalısı çok olur. Kimse cesaret edemez komutanım. Davranın, basıldık silah başına! Ateş edin, ateş edin! Çabuk, elinizi çabuk tutun. Hadi diyorum çabuk. Oyalanmayın, atlayın arabaya. Atlayın çabuk. Sana diyorum hadi. Çabuk, atlayın arabaya. Hadi. Nasıl çaldırırsın istersen? Bu paraları gayemiz için kullanacaktık. Elebaşıları elimde. Bana elebaşıları değil, 5 milyon lazım. Konuşturamazsan ikimizin de kellesi gider. Konuşturacağım onu. Konuşturamadınız mı? Konuşmuyor. Konuşmuyor mu? Şimdi bülbül kesilir.
Sen tanıyorsun. Kimdi bunlar? Söyle! Boşuna uğraşıyorsun Cabbar. Beni konuşturamazsın. Bir daha deneyim. Konuşursan bir şey kaybetmezsin. Seni ihya ederim. Çocuk mu kandırıyorsun? Aç karnını doyur köpek! İkiliği bırak da konuş. Konuşmazsan çok fena olacak. Komutanım şunu bana teslim edin, ben konuşayım. Dur bakayım! İndirin! İndirin şunu, vurun zincire. Her şeye rağmen konuşturmalıyız. Tasalanmayın, konuşacak. Hele biraz dinlensin, yeniden başlarız. Hadi bakalım, yürü. Bu para az değil mi? 5 pasaport, bir huduttan geçiriş, 500.000. Daha ne istiyorsun be? Ama Behçet'i unutuyorsunuz. Ondan gelecek bela 1.000.000'a bile zor çekilir. Fırlanma Arap! Onu Cabbar artık yaşatmaz. Eğer sesini kesmezsen sen de çok yaşamazsın. Artık şenliğe başlayalım ha, ne dersin? Hep iyi ara verdik. Al ye ye. Şimdi artık konuşsan da durduramazsın beni. Durduramazsın! 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 Yedim seni! Behçet kaçtı. Beyimsizler. Onu bulacaksınız. Onu bulmalıyız. Yoksa bizi yaşatmazlar. Oh! Komutanım! Komutanım! Dedim yapa! Yapa başına! Yapa! Allah'ımdan bul Emi! Günahlarının çıkması için bu su soğuk bile! Ne bakıyorsun öyle?
Açıkta bir şey mi gördün? Hayır, kapalı da gördüm. Gevezeliği bırak da anlat. Ne zaman gidiyoruz İstanbul'a? Sen önce gideceksin. Tanıdıklarından heriflerin yerini ve durumlarını öğreneceksin. Ben sonra gelip senden rapor alacağım, tamam mı? Ne zaman gidiyorum ben? Hemen yarın. Hiç vaktimiz yok. O halde zamanı boşa geçirmek günahtır. Demek kurtuldun. Uzak dur o bıçaktan Arap. Biz dostuz Behçet, niye öyle bakıyorsun bana? Payımı istiyorum. Beni de atlattılar. Yok ya. Sen çağırdın onları İstanbul'dan. Sonra da anlaştın. Hayır. Onlar aralarında anlaşmışlar. Hem suç sende. Bir başına yarı pay istedin. İşi kuran bendim. Çok bile verdim. Ama şimdi hepsini alacağım. Neredeler? İstanbul'a gittiler. İstanbul'da nereye? Bilmiyorum. Bu kadar parayla büyük adam olmuşlardır. Sen payını aldın mı? Çok az. İstersen hepsini vereyim sana. Ver. Oradaki silah da Arap. Paraların yeri nerede? Orada. Resmin altındaki oyukta. Bakıyorum, paraları altına çevirmişsin. Yallah ya, yallah ha, bak ha.
Bayıldım bu karşılama törenine. Sen ne dersin ha? Bir şey diyecek hal mi kaldı? Arabayı eliye çevirdiler. Biz de onları eleriz. Bunların kim olduklarını öğrenmemiz lazım babalık. Öğreninceye kadar yaşarsak. Yaşarız babalık, daha çok yaşarız. Şimdi ilk iş bu itlerin sahibini bulmak. Şu iti tanıyorum Aziz. Kimin hesabına çalışır? Vallahi bilmem, fazla para verelim. Sana kazık atanların işi galiba bu ha? Onlardan haber var mı? İstanbul'u kendi aralarında parsellemişler. Biri beyaz kadın, biri kaçakçılık, biri gazinoları, biri de uyuşturucu madde işin üzerine almış. Desene işleri tıkırında. Fukaralar geçinip gidiyorlardı, senin gelmen keyfe keder verdi. Ay ben öyle fukaraların yedi kandilli geçmişlerinin köküne top sıkayım. Böyle kandilli selamlara da bayılırlar ha. Sen şunun kimin köpüğü olduğunu öğren. Ben de etrafı kolaşan edip Leyla'ya gideyim. O da bir şeyler öğrenmiştir garanti. Otelde buluşuruz. Buyurun efendim.
Leyla Hanım kaç numarada? Randevunuz var mıydı? Gerek yok canım, yengendir. Oh, affedersiniz. 216 numara. Sağ ol delikanlı. Alo, şimdi geldi, bekliyorum. Sevgilim, nihayet gelebildin. Rüyamda seni görüyordum. Ne yapıyorduk? Söylersem ahlakım bozulur. Ahlak mı dedin? Sevsinler anam, bizde ahlak ne gezer yavrum? Ahlaksızım benim. Hadi gidelim. Bundan kolay oldu mu? Bir şantöz arkadaş yardım etti. Kirli işlerle uğraşan herkesi tanır. Celladı tanır mısın dedim. Birden çok zengin oldu dedi. Kara kedi barı satın aldı. İşleri yolunda dedi. Çok adamı varmış. Galiba onunla uğraşmam biraz zor olacak. Üzme canını, daha ne yorganlar parçalayacağız. Bunları taahhütlü postaladın ha? Öğrendin mi? Cellat Hasan'ın adamları seni öldürmeye karar vermişler. Kara Kedi Barı'na gidiyoruz. Hanım, fakat bu sefer elden kaçırma. İşi sessiz hallet. Su kol veriyorsun, sana yok. Üç olsun, bir de kurutma kağıdı getir oğlum. Hadi sen dedim ya. Baş üstüne bayım. Patron yok mu? Pek seyrek uğrar. Bunların normal fiyatı nedir? 30 lira efendim. 20 de bahşiş eder 50. Hasan'a söyle, 999.950 lira borcu kaldı. Baş üstüne bayım.
Behçet'im benim. Nasılsın Bülbül? Saksofonu bıraktın da piyanoya mı başladın? Ne zaman geldin? Çok olmadı. Hasan'a baktım, cellat Hasan'a. Burada konuşmayalım, üst katta odam var. Hem ben seni çok özledim, hadi gel. Ne oluyor Rahul? Dur sigaranı yakayım. Ben şunun bir dişini çekeyim. Siz beni Azmi babanın orada bekleyin. Ne demek bu? Teyzesinin kızıdır, akraba sayılırsınız. Hadi gidelim. Nerede? Dikkat et Behçet! Gözüne bulaştırdım. Behçet'i başımıza sarmayacaktık. En iyi adamlar mı hakladı? Bu sefer sektirmemek lazım. Yüz yüze başa çıkmak zor. Bir kadın tuzağı gerekli. Bu işi bitirecek birini bulalım. Değil Behçet, şeytanın bile başa çıkamayacağı bir tuzak kuracağım ona. Ofelya evine davet edeceğim. Baban talihli adamdır yavrum. Allah ayırmasın. Artık hep beraber olalım. Bırakma beni baba. Olur yavrum. Her zaman böyle kocaman balıklar tutalım, olur mu? Tabii yavrum. Al şunları babalık. Ama ufak bir işim var. Onu bitirdikten sonra hep birlikte olacağız. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hadi bakalım. Yakalayamaz! Hadi bakalım ufaklık! Ne olan bu halin? Çocuğun yanında maydanoz! Kendini çıplaklar kampında mı zannettin be? Hadi git giyin!
Beni korkuttunuz. Kapı açıktı. Siz Behçet olmalısınız. Bu yaşta bu zeka. Behçet olduğunu ispat etti. Beni neden çağırdığını anlat hele. Önce iyice bir tanışalım. Biz de tehlikeli bölgede miyiz, ona bakalım. Derdin ne senin bebeğim? Sana verecek bazı sırlarım var. Ama önce beni biraz deşmelisin. Amma da kapalı kutusuna. Nasıl açılacağımı bilmiyorum. Anam sevişirken duman rahatsız ederdi. Boyundan büyük işlere kalkarsın ha? Hı? Kadar gelmekle iyi etmedin. Ölümün için kötü bir yer seçtin. Burada birileri ölecek ama bu ben olmayacağım. Git buradan. Hakkımı almadan bir yere gitmem. Hakkını alacaksın. Nerede benim hakkım? Söyle nerede? Söyle geberteceğim seni! Nerede benim hakkım? Söyle nerede? Hepsi bardaki kasada. Hepinizin hesabını göreceğim. Kimse yok mu? Ne o delikanlı, bir sıkıntın mı var? Ne istiyorsun? Behçet geldi mi? Burada öyle kimse yok. Behçet'in arkadaşıyım, çocuğu almamı söyledi. Çocuk mocuk yok burada. Hadi aksilik etme. Bana bak, defol buradan yoksa!
Nerede çocuk? Kaç bırak, kaç! Dede! Çabuk kaç! Olur yavrum. Gazla. Gir arabaya, Cabbar seni görmek istiyor. Çok küçük Behçet, gene karşılaştık. Sen kendi dünyanı küçülttün Cabbar. Ne istiyorsun? Bu ne acele? İşimiz uzun, seninle can pazarlığı yapacağız. Yanlış kapı çaldın, ben canıma fiyat biçtirmem. Onu biliyorum. Ya oğlunun canı? Murat, merak etme yavrum, seni kurtaracağım. Bırakın beni, babamı istiyorum! Babamı istiyorum! Oh dedik! Dur bakalım, sakın bir delilik edeyim deme! Babacığım benim, babam kurtar beni! Babacığım kurtar, bırakma beni! Bırakma, çok kalleş adamsın Cabbar! Ama sana şunu söyleyeyim, eğer çocuğun kılına zarar gelirse topunuzu parçalarım! Sinirlenme! Senden istediğim şey basit! Paralar! O paraları diğerleri paylaştı. Ben bilmem ötesini! Al getir hepsini, oğluna kavuş! Pekala, parayı getirdiğimde çocuğa bir şey olursa, azdayınız ben olurum, unutma! Behçet Bey değil mi efendim? Bey değil ulan! Azrail Behçet. Tamam efendim, Azrail Behçet Bey. Sizi şu adreste bekliyorlar. Söyle, nerede Behçet? Bilmiyorum, bilsem de söylemem.
Cabbar'ın gizli yuvaları buradaydı. Para burada olacak. Onu alıp Cabbar'a götüreceğim. Çocuğu kurtarmak için. Sen hemen polise git. Durumu anlat. Onlara Haylife'a getir. Ben parayı arayacağım. Anladık. Çöz beni de gideyim. Sen kendini çözersin. Tam 5 milyon. Ötekiler nerede? Eşek cennetinde. Oğlum nerede? Sözüm söz Behçet. Oğlunu vereceğim. Ama bir şartım var. Bana üstlerimden çok laf işittirdin. Senin yüzünden buralara kadar geldim. Açık oyna Cabbar. Ne istiyorsun? Şu hedefi görüyor musun? Ne olmuş? Eysi Behçetçim, benden daha güçlü olduğunu ispat etmelisin. Şayet şu bıçağı hedefin tam ortasına saplarsan, çocuğu alıp gidebilirsin. Niye vuramazsan? Çocuk ölür. Korkmadın değil mi yavrum? Yedim ulan seni Cabbar! Sakın korkma babasının oğlu! Bekle beni burada Murat. Ben gelinceye kadar bir yere ayrılma.